Selam herkese, Serdar Başkan ben, süper video ile karşınızdayım. Bu videoda Boşko akülü vidalama makinesini inceleyeceğiz. Gerçekten küçük, pratik, inanılmaz faydalı bir alet. Ayrıca bu makineyle birlikte kullanabileceğiniz çok iyi bir set var. Pick and Click Impact Control vidalama ucu seti. Bu da Bosch Professional'ın çok iyi bir vidalama ucu seti. İkisini birden bunların test edeceğiz. Bu benim inanılmaz merak ettiğim, kullanmak istediğim bir makineydi. Bakalım neler yapabiliyor, nasıl bir makine. Öncelikle şu kutuyu açarak başlayalım. Kutunun içinde çantası var. Bakalım başka ne var? Burada kullanma kılavuzları var. Şöyle hemen göstereyim. Böyle güzel kilitli. Hop. Kullanabileceğiniz bir kutuyla geliyor. Açalım. Kutunun içi çok kalabalık değil. Cihazın kendisi var. Burada bir bölme var. Bu bölmeye de bir şarj kablosu var. Bildiğimiz klasik, bir tarafı USB, diğer tarafı da micro USB girişi. Şarj etmek için bunu buraya takıyorsunuz, cep telefonu şarj eder gibi. Burayı da herhangi bir, nasıl diyeyim, adaptöre bağlıyorsunuz, şarj adaptörüne. Şarj ediyorsunuz. Ben videodan önce birazcık kurcaladım. Nasıl diyeyim, yarım saat içinde, 40 dakika içinde tamamen şarj oluyor. Çünkü şarjını bitirdim kurcalarken, tekrar şarj ettim. Makinenin bu kısmı arkadaşlar yumuşak plastikten kauçuk benzeri bir dokusu var, elinizden kaymasın diye. Çünkü bu şekilde tutuyorsunuz ve bastırıyorsunuz. Güçlü bir makine, sağlam tutmanız gerekiyor ve sağlam tutmanız için de şu, nasıl diyeyim, esnek yüzey son derece iyi düşünülmüş. Boşko'nun 5 kademeli güç ayarı ve maksimum performans modu var. Vidalama ya da sökme işleminin gerektirdiği gücü ya da torku kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Burada ileri geri ayarı var arkadaşlar. Bakın bu şekilde bastığınızda bu vida sıkmak için. Şu tuşu geri çektirdiğinizde bu da vida sökmek için. Buradaki düğmeye basarak cihazı çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca bastırdığınızda da cihaz otomatik olarak harekete geçiyor. Şurada işte micro USB şarj uvası var. Buradan şarj ediyorsunuz. Gerçekten hissiyatı 10 numara diyebilirim. Tuttuğunuzda gerçekten hissiyatı 10 numara. Bu şekilde tutabilirsiniz. Nasıl diyeyim, yani bu şekilde de tutulabilir. İttirdiğinizde çalışıyor, yukarı ittirdiğinizde çalışıyor. Ne bileyim, çok güç uygulayamıyorsanız düğmesine basıp çalıştırabilirsiniz. Söylemek istediğim bir şey var. Bakın burada böyle bir logo var. Red Dot. Red Dot mı demeliyim? Red Dot Winner 2020 diyor. Yani dizaynıyla da tasarımıyla da ödül almış bir üründen bahsediyoruz. Bir ürünü kullanıyoruz bugün. Evet, şimdi burada da Pick and Click Impact Control 36 parça vidalama ucu setini açmak istiyorum. Çünkü artık kullanmak istiyorum. Baksanıza. Hemen her tür vidalama ucu mevcut. Altıgen başta vidalar ve cıvatalar için 13 mm, 10 mm ve 8 mm'lik uçlar var. Şöyle bir uç var arkadaşlar. Bunu alıp buraya takabiliyorsunuz. Yani doğrudan uçları alıp da takabilirsiniz isterseniz. Bu yuvaya bütün altıgen başlı uçlar oluyor. Ama daha ufak uçları da alıp takabilirsiniz. Mesela şöyle göstereyim. Ama bunu buraya takıyorsunuz. Özellikle şöyle bir şey düşünülmüş arkadaşlar. Bu şimdi nasıl diyeyim, bakın bastırınca aktive olan bir cihaz olduğu için baskıya duyarlı. Buradan ittirdiğinizde çalışıyor. Bu yüzden bunu ileri doğru çekiyorsunuz. Normalde bu geri doğru çekildiğinde vida ucu buraya yerleşir. Hop, bakın şimdi göstereyim. Çektiniz ve oturdu. Yani burada gerçekten bir vidalama için ihtiyacınız olabilecek hemen her tür uç var. Küçük uçlar var, PZ uçlar, PH uçlar, yıldız uçlar. Dediğim gibi bu vidalama uçlarını alıp doğrudan cihazın vida yuvasına takıp kullanabiliyorsunuz. Bunlar da çok güzelmiş bu arada. Bir tarafı PH, bir tarafı PZ vidalama uçları için. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Böyle ustaların kovan dediği şu adaptörlerle de kullanabiliyorsunuz ki ben bununla kullanacağım. Mesela bir tane bilgisayar kasanız var ve bu bilgisayar kasasının üzerinde çeşitli, bir sürü çeşit vida var. Buradaki uçları kullanarak bir bilgisayar kasasını komple dağıtıp tekrar toplayabilirsiniz. Benim de böyle bir eski bilgisayar kasam vardı. Şimdi bunun uygulamalarını göstermek için o kasadan biraz faydalanacağım. Şimdi şu bilgisayarı bir ciğerini bağırsağını şuraya bir dökeceğim bunu kullanarak. Şimdi uygun bir tane buradan uç alacağım. Bu arada arkadaşlar, uygun vida için uygun vidalama ucunu kullanmak çok önemli. Ben bunu Bosch'la birlikte çektiğimiz videolardan sonra öğrendim. Çünkü pek çok
aksesuarım oldu, pek çok vidalama ucum oldu. Uygun vidalama ucunu kullanmazsanız vidanın üzerinden sekiyor, olmuyor, içinde boşa dönüyor, vidalarınız yalama oluyor falan. O yüzden uygun uç önemli. Burada da her türlü uç olduğu için her videoya uygun bir tane ucum var. Evet, şimdi şunları sökelim bakalım. Şu an düğmeye basmayacağım, kendi kendine dönecek. Şimdi en hassas ayarda olduğu için, en hassas güç ayarında olduğu için vidayı sökmedi. Şöyle biraz bunu birkaç kademe yükseltiyorum. Gördüğünüz gibi söktü. Burada 5 kademe artı maksimum güç ayarı var. Bir de maksimumda deneyelim. Bunlara maksimum gerekmiyor gerçi ama yine de kullanabiliriz. Çıktı. Evet, sökelim. Özellikle bu tür işler için son derece kullanışlı. Çünkü kabzalılar ağır oluyor üzerlerinde. Uzun süre dayansınlar, uzun süre çalışsınlar diye ağır piller var. Kendileri ağır, motorları ağır. O yüzden böyle ufak bir alet, tornavida şeklindeki ufak bir alet çok daha kullanışlı olabiliyor. Hop düştü, şunu da sökeyim. Ve inanılmaz eğlenceli ya. Çok keyifli kullanmak. Tamam, bu da çıktı. Bunu da çıkarayım mı? Bu da çıkmış zaten. Yok, bunu çıkarmama gerek yok. Bir saniye, bunu geri takacağım. Şimdi yönü değiştiriyoruz. Bu kadarına gerek yok. Mesela maksimumda kaldığı için gördüğünüz gibi burtu sağlam tutmanız gerekiyor. Özellikle böyle yüksek güçlerde. Ama bu şekilde yaparsak tamam. Yapısı ve bu hassas çalışması sizi aldatabiliyor bazen. Yeterince sağlam tutmuyorsunuz. O zaman da hafif böyle bir burkulma yapıyor. Her zaman sağlam tutmakta fayda var. Şu anakart galiba. Mesela şurada anakartın bir tane vidası var. Geldiniz. Şimdi göstermek için şey yapıyorum. Geri alıyorsunuz bunu. Hafifçe bastırıyorsunuz ve çıktı. Takmak için hop tam tersini yapıyorsunuz. Bunu hassas ayarı alalım. Hassas da zaten, anakartı kırmak istemem. Tamam. Bakın şurada anakartın bir vidası daha var. Etrafı devre elemanları ve kablolarla dolu. Buraya bir, nasıl diyeyim, şarjlı matkapla girseniz, kabzalı bir vidalama makinesiyle girseniz, mandren zaten burayı tamamen dolduracak, giremeyeceksiniz. Ama şöyle hafifçe buraya giriyorsunuz, bastırıyorsunuz ve hop söktünüz. Takacağınız zaman da tam tersini yapıyorsunuz. Burada otomatik durdurma şeyi de var bu arada. Siz bastıkça bu dönmüyor. Bakın. Birkaç kere sıkıyor. Darbe hareketini birkaç kere yapıyor ve bırakıyor. Şu an mesela hala güç uyguluyorum ama gördüğünüz gibi yeterince sıktığı için daha fazla çalışmıyor. Hemen hızlıca toplayalım. Birkaç tane de laptop vidası sökelim. Bakın burada pH-1 uç var. Bunu böyle hop takıyorsunuz. Bu vidaları sökebilirim. Mesela şurada hard diskim var. Bunu en hassas ayarı alıyorum. Tamam mı? Ve biraz düğmeyle çalışalım bakalım neler olacak. Evet, düğmeyle de gayet güzel sonuç veriyor. Burada biraz daha büyük vidalar var ama bence bu uç işimizi görür. Hop. Tamam. Düğmeyle yapıyorum. Vidalar küçük ve hassas olduğu için çok abanmama gerek yok. O yüzden şöyle ufakça parmağımın ucuyla dokunuyorum. Hop. Çıktı. Hop. Açtık. Hop. Çıkardık. Tamam, geri takalım. Aynı şekilde. Yerine takalım. Şunu oturtalım. Vidalarımızı atalım. Şu hassas vidalama işi önemli bence bu tür işlerde. Çünkü buna böyle çok fazla güç uygularsanız hard diske ne olacağını kimse bilemez. Boş koyu ahşap vidalama işleri için de kullanabiliyorsunuz. Mesela şurada yamuk attığım bir vidam var. Bunu sökmek istiyorum buradan öncelikle. Uygun vida ucunu taktım. Şunu sökelim. Tabii şu an maksimum güç ayarında. Bunu daha düzgün bir şekilde buraya atmak istiyorum. Buradan atacağım bu vidayı. Atmaya çalışacağım en azından. Bakalım ne olacak. Ahşapta gayet iyi.
Şimdi aklıma çok ilginç bir şey geldi. Benim çivili tahtam var arkadaşlar. Zamanında yapmıştım. Üzerinde 700-800 tane uzun vida var. Şimdi onlardan birkaç tanesi sökeceğim. Bakalım uzun vidalarda nasıl? Bu küçük bir vidaydı. Böyle 2,5-3 cm uzunluğunda. Daha uzun bir vidayı sökme takma konusunda nasıl olduğunu şimdi beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, çivili tahtam bu. Üzerinde yeterince yattığımı düşündüğüm için şu fazlalıkları lazım oldukça söküp kullanıyorum. Çünkü burada bir sürü vida var gerçekten. Hem geri dönüşüm de oluyor. Görüyorsunuz uzunluklarını. Artık bunlar 8 cm mi 10 cm mi o civarda bir şey. Şimdi şunu şöyle bir yatırayım. Burada rastgele bir tanesini sökeceğim şimdi. Evet şu. Bunu söküyorum. Evet yaklaştırdım. Sökme ayarını aldım. Oturttum. Hop. İşte çıktı. Tabii bunlar önceden delikleri delinmiş şeyler. Nasıl diyeyim, vidalar. Burada delikleri CNC'de açtırmıştım zamanında. Şimdi geri takalım. Yani çok da güç uygulamaya gerek yok. Zaten yuvaları var. Tamam. Evden getirdiğim böyle bir dolabım var. Artık kullanım ömrünü tamamladı evde. Ben de bunu burada kullanacağım. Ama bunun kapakları şu şekilde açılıyor. Ben bunu burada dikey kullanacağım. O yüzden kapaklarının bu şekilde açılması gerekiyor. Şimdi bu kapakları sökeceğim. Neyle sökeceğim? Tabii ki boş goyla sökeceğim. Evet, şimdi yeni delikler açtık. Şunları bir takalım bakalım. Tamam. Evet. Tamam. Evet, bu kapak az önce şöyle yukarı doğru açılıyordu buraya göre. Çünkü bu önceden yatay duran bir şeydi. Şimdi bu şekilde açılıyor. Çünkü bu dolabı artık ben dikey olarak kullanacağım. Burada 2 dakika deliklerini açtık. Hemen menteşelerin basacağı yerleri yaptık ve boş goyla da fıs 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 vidalarını yerlerine sıktık. Şimdi diğer kapakları da yapacağız ama o başka bir videonun konusu olsun. Şimdi biraz elektrik işi yapalım. Boş go akülü vidalama makinesi bu tür elektrik bağlantılarını yapmak için de gayet ideal. Bakın şimdi şuraları söküyorum, bu ayakları. Bunu da sökelim. Vay, komple çıkarmasam iyiydi gerçi de. Tamam. Mesela bunları söktünüz diyelim. Tekrar bir bağlantı yapacaksınız. Mesela bir LED trafonuz var. LED adaptörünüz var ve buna bağlantı yapacaksınız. Ve bunlardan binlerce yapıyorsunuz her gün ya da yüzlerce yapıyorsunuz diye düşünün. Ne hop. Bunu buradan geçiriyoruz ve bundan sonra yapmam gereken tek şey buna bastırmak. Bunu da geçiriyoruz. Tabii ki şimdi yapmam gereken düğmeye basmak. Wow, süper. Arkadaşlar, Boşko akülü vidalama makinesi bu elektrik panolarını takmak, sigorta kutuları, elektrik bağlantılarını yapmak için falan özel olarak tasarlanmış. Yani tasarımında bu da ön planda tutulmuş. Mesela burada bir sigorta kutum var. Ben çok fazla elektrikli işlerine girmeyeceğim ama bunun ne kadar kolay sökülebildiğini göstermek istiyorum. Bak şimdi, sökelim bakalım. Hop. Oturttuk. Tamam. Hop. Bir de bu. Bakınız. Çıktı. Çok fazla bunlara girmek istemiyorum ama buradaki vidaları da kolaylıkla söküp takabilir. Düz başlı vidalar var. Yine yıldız başlı vidalar var. Aha, senin elektriğin gitmedi. Evet ama yok ya, bunu kurcalamasam çok daha iyi olur. Siz de elektrik işlerinde her zaman profesyonellerden yardım alırsanız daha uzun yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani daha uzun yaşamanıza eminim faydası olacaktır. Şimdi bunu geri takalım. Evet.
panonun kutusunu en azından söktüm taktım. Mesela boya yapacaksınız. Ben boyaları genelde kendim yapıyorum. Çünkü her şey çok pahalı. Boya yaparken bunu buradan çıkarman gerekiyor ki bunu boyama. Bunu buradan çıkarıyorum. Prizleri çıkarıyorum. Bayağı iş görür ya. Bayağı sağlam, bayağı da güzel bir alet. Pratikmiş. Evet arkadaşlar, bu videoda Boşko akülü vidalama makinesini ve bu harika vidalama ucu setini test ettik. Yani bir sürü tornavida yerine Boşko akülü vidalama makinesi ve buna benzer bir setiniz olduğunda, ki ben bunları inanılmaz şiddetle tavsiye ediyorum, bütün işlerinizi kolaylıkla görebiliyorsunuz. Elektrik işleri, ne bileyim ahşap işleri, her türlü vidalama işinde bundan rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Ürünlerle ilgili detaylı bilgiyi videonun açıklama kısmındaki linklerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.